Cinsel perhiz, cinsel faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının ertelenmesi veya tamamen kaçınılması anlamına gelir. Perhiz, farklı insanlar için farklı anlamlar taşır. Bununla birlikte, bir doğum kontrol yöntemi olarak vajinaya meni girmesine sebebiyet verebilecek cinsel davranışlardan tamamen kaçınılmasıdır. Bir doğum kontrol yöntemi olarak perhiz, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde cinsel ilişkiye girmeme kararı verildiğinde etkisini gösterir. Buna sadık kalmak için neden uzak durmayı tercih ettiğinizi ve korunmasız cinsel ilişkiye girmenin olası sonuçlarını aklınızda tutun. Ayrıca kararınıza sadık kalmanın zor olabileceği durumlardan da kaçınabilirsiniz. Perhiz birincil, ikincil veya dönemsel olarak kategorize edilir. Birincil perhiz, hiç cinsel olarak aktif olmamış ve bazı veya tüm cinsel eylemleri erteleyen biri tarafından uygulanır. İkincil perhiz, daha önce cinsel olarak aktif olan bir kişinin tüm veya bazı cinsel eylemleri ertelemeye veya bunlardan kaçınmaya karar vermesi durumunda uygulanır. Periyodik perhiz, hamile kalmamak amacıyla aylık döngünün doğurgan günlerinde penetratif cinsel ilişkiden kaçınma eylemidir. Penetratif vajinal ilişkiye girmeden partnerinizle yakınlaşmanın farklı yolları bulunmaktadır. Bu, dış cinsel ilişki olarak bilinir ve öpüşme, dokunma, masaj, karşılıklı mastürbasyon ve diğer penetratif olmayan seks biçimlerini içerir. Vajinal olmayan cinsel ilişki yaşamaya karar verirseniz, CEB'ye bulaşmasını önlemek amacıyla prezervatif kullanmalısınız. Sperm vajinaya yakın bir yerde birikirse, hamile kalma riski de vardır. Periyodik perhiz uygularken, dış ilişki, doğurganlık farkındalığı yöntemleriyle birlikte kullanılabilir. Vajinal seksten tamamen kaçınıldığında, perhiz tek doğum kontrol yöntemidir. Hamileliği önlemede %100 etkilidir. Siz ya da partneriniz cinsel yolla bulaşabilecek bir enfeksiyona sahipseniz, cinsel ilişkiden kaçınmak harika bir seçenektir. Perhizin avantajları, hiçbir yan etkisi olmaksınız. Tamamen ücretsiz olmasıdır. Diğer doğum kontrol seçeneklerine erişimin sınırlı olduğu veya din gibi faktörlerin diğer doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin vermediği durumlarda uygun olabilir. Buna ek olarak, diğer yakın ilişki seçeneklerini keşfetmek, partnerinizle yakın ilişkiyi nasıl deneyimlediğiniz konusunda yaratıcı olmanızı ve ilişkinizin kalitesini yükseltmenizi sağlar. Her ne kadar perhiz uygulamanın tek bir ideal yolu olmasa da, bir destek birimi ve kararınız hakkında özgürce konuşabileceğiniz birilerini bularak perhizi etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz. Perhizin dezavantajı, plana bağlı kaldığınızdan ve birbirinizin sınırlarını bildiğinizden emin olmak için kendi kendini kontrol etmeyi ve partnerinizle açık bir tartışma yapmayı gerektirmesidir. Cinsel perhiz sadece penis-vajina cinsel birleşmesi sırasında bulaşan CEB'leri önleyebilir. CEB'lerin ağızdan, anal yoldan veya tensel temasla bulaşmasını önlemek için diş koruyucu ve prezervatif gibi bariyer yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilir. Hindmimetod.org adresini ziyaret ederek perhiz ve diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.